Sırada sağlıklı yaşam ve spor üzerine Sayın Ali Bıdı konuşma yapmak üzere sahneye alıyoruz. Ali Bey. Tamam, önce video galiba. Tamam. Önce bir video, ondan sonra Ali Bey. İki defa Avrupa ikincisi oldum. En son Avrupa ikincisi olmam dolayısıyla Yeni Zelanda'da yapılacak dünya şampiyonasına davet edildim. O benim için servet. Servetin de servetin üstü. Yeni Zelanda'ya gideceğim. Orada da derece alırsam Amerika'ya gideceğim. Amerika'da şampiyonlar şampiyonası ülkemi temsil edeceğim. Spor dünyanın en iyi ilacı. 2014'te triatlon sporuyla tanıştım. İyi ki tanışmışım. Triatlon sporunda üçü bir arada: yüzme, bisiklet, koşma. Hiç ilaç kullanmıyorum. Doktorlar en iyi dostum. Onlarla selamlaşıyoruz ve sağlıklıyım. Derler ya, yaş 70 iş bitmiş. Ben kendimi 72 yaşında gibi hissetmiyorum. Akdeniz Üniversitesi'ne gittim. YouTube'da var. Bilimsel kanıtları var. Akdeniz Üniversitesi hocam beni performans testine soktu. Bilgisayar bir hesap yaptım. Biyolojik yaşım 33 çıktı. Sağlıklı yaşamak isteyen, beni dinleyen, benim gibi beslenen, benim gibi spor yapan cennete sağlıklı gider ve uzun yaşar. Aslında o ANFAŞ, yani Antalya Fuar AŞ'nin yönetim kurulu başkanı, ama esas sağlıklı yaşamla ilgili çok doğru mesajlar veren bir iş adamı. Bu sporu yapacağım. Türkiye'de tarihe geçmek istiyorum. Ben tabii bunları yaparken mutlu oluyorum. Ama buradan gençlere, tüm 80 milyona sesleniyorum. Beyler, hanımefendiler, beyler, az yiyin, spor yapın ve mutlu olun. Mutluluk bizim beslenmemizle eşdeğer. Düzenli spor yapın. Bu ilaçlardan size fayda yok. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya imza atmış. Şimdiki hedefi ise triatlonda dünya şampiyonu olmak. 2004, 5, 6, 7. Buradan tüm bizi izleyenlere sesleniyorum. Az yiyin, bol hareket edin, spor yapın. Böyle dinç kalın. Böyle ha? Dinç kalın. Ben şeker tüketmiyorum. Buğday mamuller, baklagillerle besleniyorum. Bak, sağlığınızı böyle mi koruyorsunuz? Ben sağlığım artı spor. Aha. Düzenli spor yapıyorum. İşte. Sporla ilgili bakın madalyalarla gelmişsiniz. Çok hoş. Ali Bıdı yaşına bakmadan Ironman Türkiye'ye katıldı. 2000 sporcu arasında kendi yaş kategorisinde ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarısı da ödüllendirildi. Önümüzdeki yıl Yeni Zelanda'da gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasına katılmayı hak kazandı. 40 yaşında bir kişinin maksimal çıkabileceği 180'dir. Ali Bey'in işte 72 yaşında olmasına rağmen çıkabilecekleri nabız, 156 ile 146 nabız aralığında olmasına rağmen Ali Bey 180 nabızlara çıkabiliyor. Bu da şu demek, yani 25-30 yaşındaki bir çocuğun kardiyolojik gücünün, kalp gücünün eşit bir değerde olduğu, kalp atım sayısına bakarak bu yaştaki bir çocukla aynı değerde olduğu görülebilir. Şu an bizi izliyorsanız eğer ve hayatta sizi hayata bağlayacak bir şeyler kalmadığını düşünüyorsanız, belli bir yaşın üstündeyseniz, yaşlılıkla dertleniyorsanız her şeyi bir kenara bırakın ve bizi dikkatlice izleyin. Ali Bıdı, iş insanı. Öyle bir şey yaptı ki Dünya Triatlon Şampiyonası'nda
ikinci oldu ve kendisini Antalyalılar özellikle Ironman olarak tanıyorlar. Hedefi 120 yaşına kadar yaşamak. Baylar bayanlar, huzurlarınızda Demir Adam Ali Bıdı. Açık mı mikrofon? Evet, sevgili dostlar, sona kalan dona kalır derler ama kalanlar bana yeter. Onun için ben bugün aslında yarışmada olacaktım. Bugün Avrupa Şampiyonası var. 1900 metre yüzme, 91 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşacaktım. Evru Başkanım aradı, hayır diyemedim. 400 dolar da kayıt parası verdim. Beni de orada bekleyenler neredesin diyorlar, hasta mısın? Yok, hasta değilim dedim. Ben dedim, Evru Başkanım dedi ki ya birkaç kişiye hayatını değiştirirsin, sizi örnek alırlar. Dedim ki yarışlara daha ben 120 yaşıma kadar yaşayacağım. Zamanım çok, 120 yaşına kadar çok diyorlar. Dur dedim, daha 120 ol, 120 hedef koydum. Ya KDV'yi unuttum ben dedim. Bir de KDV koydum %18, 141 yaşına kadar sizlerle beraber olacağım. Şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dostlar, bu yarım saate ben neler sığdırabilirim? Çok kısa kısa, biz köyün en fakir ailesiydik. Kurbandan kurbana et görürdük. Yanımızda bir ağ vardı, keserdi. Ben Korkutelliyim, Yörüklerden. O biz de böyle kerpiç duvara beklerdik. Kediler gibi bize de verirler mi? Anam bazen tokatlardı. Bir de ızgara yaparlardı. Nasıl kokardı biliyor musun o et kokusu? Allah'ım derdim, fakir yarattım. Bir de bize biraz da et vermiyorsun ama rüzgarın yönünü çevir de koku bize gelmesine dua ettim. 12 yaşında babam beni Antalya'ya gönderdi. Okumak istedim. Hayalim okumaktı. Köyden, fakirlikten kurtulmaktı. Sonra 12 yaşında 2,5 lira haftalıkla ye babam ye. Haftada 2,5 lira nasıl geçinirsin? Çöpten ekmek aldım. Kendi hayatım, inanılmaz bir hayat mücadelem var. İnternette bazı bilgileri bulabilirsiniz. Zamanı hızlı hızlı anlatacağım ki daha çok faydalı olmak istiyorum. Ve orada kötü şartlarda sıçanların içinde yaşadım. Gerçekten bak inanın. Ve vereme yakalanmışım. Köye gönderdi ben dispanserde yeri yok dediler. Verem Savaş kayıtlıdır hastanesinde. Ve anam ağlıyor, gelen giden Allah çektirmesin diyorlar. Neredeyse rahmet okuyacaklardı. Anacığım ölmeyeceğim ben, ölmeyeceğim. Bu hastalığı yeneceğim. Bir de yanımızda ağa bir çuval buğday ödünç istemiş falan vermemiş. Ben de onu duydum. Ana dedim ben bu hastalığı yeneceğim. Ve dedim köyün en zengini olacağım. Bir gün ağa gelip benden borç para isteyecek dedim. O hayalimde hayal etmedim ama o da oldu. Onu kapatıyorum. Şimdi ben almaya işçi olarak gittim. Gece gündüz çalıştım. Tabii stres, para, kendime söz verdim. Zengin olacağım diye, köyün en zengin olacağım. Ağa'ya borç para vereceğim. Gece gündüz çalıştım. Orada sanat okuluna gittim. Akşam meslek okuluna. Ve yıllar çabuk geldi geçti. İki yıl sonra evlendim. İki kızım, bir oğlum doğdu. Onlar da şu anda 7 tane torunum var. En büyük torunum Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik okuyor. Ve öbürkünlerden beni takip ediyorlar. Daha sonra bunlar detaylıca anlatırım. Sazı elime aldım, hızlı hızlı çalıyorum. Şimdi ve gelelim burada Almanya'da ben hurda araba gibiydim. Nasıl hastaydım? Diz kapaklarımda sorun vardı, midemde sorun var. Reflü, devamlı hap kullanıyorum, mücadele. Ve ondan sonra geldim Türkiye'ye. 20 yılda Türkiye'de hastalıklarla boğuştum. Ve kalın bağırsağında polip var dediler. İşte bu kanser olabilir. İşte tedavi uzun sürebilir. Kemoterapi bilmem ne derken ben ameliyat olmamak için direndim. Ve yaşamak için ye diye bir kitap elime geçti Diyaner'de. Onu aldım. O benim yol haritam oldu. Yol haritam. Bu arada Almanya'da bir işten ayrıldım. Bir seminere gidiyorum, 6 aylık dönüş seminerime. Trende giderken yolda bir Alman'la sohbet ediyoruz. Yarım saat sonra, sohbetten sonra Alman dedi, affedersiniz dedi. Hemen bagajını açtı, bir kitap verdi. Dedi ki,
Herhalde kitap almayı unuttunuz. Yol boyunca okuyun. Beğenirseniz size kalsın. Beğenmezseniz verirsiniz. Ben dedim ne güzel sohbet ediyorduk ya. Ne oldu bu kitap işi nereden çıktı? Ve bana o kadar nazikçe dedi ki artık daha fazla seni dinlemek istemiyorum. Seninle konuşmak istemiyorum. Çeneni tut. Kitabı elime tutuşurdu. Ben o bana öyle bir ders oldu ki ondan sonra ben de çok kitap kurdu oldum. Ve ben de uzun yolculuklara giderken uçakta yanıma muhakkak kitap alırım. Çünkü hemen bir kitap, ya bu kitap nereden çıktı? Hemen Alman aklıma gelir. Şimdi açığımı kapatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu hastalıklar kader değil. Bakın bu tişörtle geldim. Ne yerseniz olsunuz. İzninizle şöyle arkamı döneceğim. Bakın arkamda okudunuz mu? Evet. Şimdi bunu evvelsi gün yaptırdım. Ne yersek oyuz. O kitapta hayvansal gıdaların bize uygun gıda olmadığını, bizim milyonlarca önce, 8,5 yıl önce atalarımızın Afrika'da kemiklerini analiz ediyorlar, veganlarmış. Hayvansal ürün yemiyorlarmış. Peki ben neden torbalarca hap kullandım, 35 yıl ilaç kullandım, doktorlara gittim? Evet, kendi suçummuş. Yanlış besleniyormuşum. Ve yemekleri ne bulursak abur cubur yemek önce çiğneme. Çiğnemeyi bilmiyormuşum. 40 defa çiğneyecekmişim. Bir defa yutacakmışım. Efendim yemek esnasında suyu tüketmeyecekmişim. Yemekten önce su içeceğim. Yemek esnasında tükrüğümle sindirecekmişim. Bütün bunları ben size anlatabilirim ama şimdi ben burada eti kestim. Kanamalarım bitti. Bir de Almanya'ya gittim. Orada da film çekildi falan. Dediler ki bu poliplerin alınması lazım. Ve 3 ay sonra kanamalarım bitti. Ve her geçen gün daha sağlığıma kavuştum. Diz kapaklarım değişecekti. Onları değiştirmedim. Gördüğünüz gibi ben 120'ye kadar böyle palavradan değil. Biraz önce dinlediniz. Biyolojik yaşım. Spor akademisinde spor arkadaşım. Ben kendim dedim. Ya 33 gibi, ya sen de avcılar gibi abi dedi, at dedi, ne 33 dedi, yani yaşın dedi 72 dedi geçen yıl. Peki dedim bir performans testine tabi tutun, deneyeceğim. Sözleşme imzaladı, 130'dan sonra nabzını kendi irademle çıkaracağım dedim. Nabzım 180'e kadar çıkardı, bilgisayar hesap etti ve biyolojik yaşım, bu da beni mutlu etti. Şimdi... yemek yerken ben ne yapıyorum? Önce bir defa ben hayvansal ürün yemiyorum. Hayalim 2,5 haftalık alırken 2 tavuk kızarmış tavuk Antalya'da ben geldim 35.000'di. Şimdi 2,5 milyon oldu nüfusu. Allah'ım derdim elime 2 tavuk parası geçsin bir oturuşta yemek hayalimdi. Bir oturuşta hayalimdi. Almanya'da çok tavuk et de yedim ama son 16-17 yıldır hiçbir hayvansal ürün tüketmiyorum. Gerçekten tüketmiyorum. Tabii hayvan hakları tabii önce benim sağlıklı açısından. Şimdi hayvanlara da farklı gözle bakmaya başladım. Ben her zaman söylüyorum. Beni dinleyen ama beni dinleyen çok az kişi oluyor. Ailem bile dinlemiyor. Et de yiyorlar. Hayvansal sütü de yiyorlar. Yoğurt da yiyorlar. Her şeyi yiyorlar. Çünkü kolay değil. Diyorlar ki peki ya böyle veganda B12 düşer bilmem ne. Kardeşime dedim ki. Ya dedim sen de benim gibi hasta, devamlı doktor, devamlı öksürük, pıskırık yaparsınız. 2-3 ay sonra dedi ki seni dinledim dedi, evin yolunu bulamıyorum dedi, doktora gittim, B12'm düşmüş. Aman aman kardeşim dedi, sakın, sakın ben de et yemeye başladım dedim, sakın sen et yemeye devam et. Halbuki yemiyorum. B12'm düşebilir, C vitaminim, demirim, bunlar hepsi bana göre hikaye. Benim dedem İstiklal Gazisi. Çanakkale'de işte Kurtuluş Savaşı'nda hayatında doktora gitmedi. Peki B12'sinin eksik olduğu demir mi, çinko mu? Hem sağlık dedi. Nenem de 90 küsur yaşında vefat etti, doktora gitmedi. Ama rahmetli babam erken öldü. Sigarayı bıraktırdım. Sigarayı bırakınca el alışkanlığı bonbon yemeye başladı. Çok tatlı yemeye başladı. Benim kardeşim ve göbekliydi. Benim kardeşim 57 yaşında çok alkol alıyordu, sigara içiyordu. Dedim içme, yapma, zevk alıyorum. Her zevkimizi yaparsak başımız derde gider. Ağzımız bir yani beynimiz bir hafta içinde damak tadı değişiyor.
Ya ben o kadar tabak tabak ot diye isim geliyor. Çünkü artık onun şeyini görüyorum, faydalarını görüyorum. Bu sabah yine otelden, ben Antalya'dan dün geldim. Otelden tabak tabak meyve, bir de meyvenin şekeri var derler. Meyvelerin suyu içersek zararlı. Meyveyi posasıyla yersek protein, protein. Bakın lütfen deneyin, bir hafta deneyin, 15 gün deneyin. Ben neyle besleniyorum? Neyle besleniyorum? Meyve ağırlıklı ve bütün zebzeler, onları da %70'e yakın onlarla, %20-25 baklagiller, fasulye var, nohut var, mercimek sarı var, yeşili var, bezelye var, bunlarla besleniyorum. Geri kalan da %3-4 badem, fındık, fıstık yiyorum. Gördüğünüz gibi sağlıklıyım, fitim, hiçbir hastalığım yok Allah'a şükür, olmayacak da. Şimdi ne kadar zamanım oldu heyecanım başlayan ama ne kadar oldu? Var, okey. Lütfen şey bitince soru cevaba zaman ayıracağım. Beni lütfen uyarın. Şimdi o kadar mutluyum ki tabii ki anlatıyorum. Dinleyen çok kişi. Şimdi sorana cevap veriyorum. Sen nasıl fit oldun dediklerine, ama ben eskiden biraz affedersin şeydi, gevezeydim. İşte hemen ya yanlış besleniyorum bilmem ne, tepki çekiyorum. Şimdi ha dedim, ben bunlardan para almıyorum, pul almıyorum. Niye kendimi size sokuyorum? Derdi varsa gelin anlatır, ben de ona derman olurum diyorum. Şimdi eskiden şişman birini gördün mü hemen ya yanlış beslen falan yapmıyorum. Şimdi sevgili dostlar, 2030 yılında Dünya Sağlık Örgütü şunu açıkladı. 2030 yılında 500 milyonla 600 milyon insan bakıma muhtaç olacakmış. Bakıma muhtaç. Türkiye'de ise Avrupa'nın en obez ülkesi olmuşuz. En obez. Hastanelerden araştırmacı oldum artık, böyle bir biraz daha gidiyorum, oturuyorum hastaneye. Senin neyin var? Ona soruyor, ona. Hastalar birbirlerine dertleşirken mutlu oluyorlar birbirine. Aa, onun da sorunu varmış. Demek ki tek hasta ben değilim. Ben de aralarına gideyim, bazen oturuyorum. İşte böyle dergimi, gazetemi alıp, ya sizin neyiniz var? Bir şeyim yok. Neye geldiniz? Vallahi böyle merakımdan sizin dedikodunuzu dinlemek için diyorum. Anlamıyorlar. Rahmetli anama 89 yaşında vefat etti. İşte 3 hafta önce. Ana yeme, ana etme. İşte ona bir tane, o diyormuş kardeşlerime, yokken yiyemiyorduk, şimdi var, yedirmiyor. Dedim, tamam yesin o zaman. Anama şey aldım, denge çubukları aldım, getirdim Almanya'dan. Köyde yürüyor. Ya teyze demişler, Eskiye yeni adet mi çıkardın? Ne bu böyle yürüyorsun falan. Ya bana gülüyorlar falan. Ana dedim, boş ver gülsünler. Günde 3 litre su içeceğine, yufka, 2 tane yufka yiyeceğine ve her gün yarım saat yürüyeceğine söz verdim. Kur'an'a el bastırdım. Oğlum yürüyüm. Hayır, Kur'an'ı getirdim. Basacaksın dedim. Ve sağlıklı, daha da sağlıklı olabilirdi ama ne bulursa, fırsatını buldu mu yiyorlardı. Yemenin sınırı yok. Yemenin sınırı yok. Ben tabii öncelikten sağlığımı düşünerek vegan olmadım. Şimdi hayvanlar düşünüyorum. Bir ineğin bir yılda yediği, ona yapılan masraf 500 ile 700 kişiyi doyurabiliyormuş. Amazon ormanlarında o kadar çok hala kesiliyor. Hayvanlara yer açmak için onlara. Biz bunları bizden önce konuşmacı Sunni dölleme yapıyor. Bunlar o kadar seri üretime geçiyor. Yani kısacası hayvan hakları bir yana ama dünya kuraklığa doğru gidiyor. Benim köyümde her taraftan su çıkardı. Şimdi 150 metreden su çıkıyor. Korkuteli göller bölgesinde. Kuraklık hızla geliyor. Tabii ki hayvanları biz doğada kendi kendine bıraksak bu kadar üretim olmuyor. Çünkü onlar doğada kendi kendilerini yaşlanınca aslanı, kaplanı birbirine bu kadar seri üretim olmuyor. Şimdi fabrikaya gibi seri üretim oldu. İşte suni döllenme yapıyorlar. Kısacası beni dinleyen sağlıklı yaşar, sağlıklı olur, yaşlılığında kimseye muhtaç olmaz, kimseye muhtaç olmaz. Diyorum ki cennete giderken de
sağlıklı gider. Ama cennete gideriz, ama başka yere gideriz, ama inancımıza göre herkesin cennete gitmesini ümidiyle diliyorum. Şimdi ben koluma yazmıştım bura. Neden 120? İçimden geldi 120. Bir de 150 yıl yaşayabiliriz kitap okudum. 150 yıl herkes yaşayabilir diye bir Rus bilim adamı 15 yıl önce okutmuş bu kitabı. 150 yıl yaşayabilir. 150 yazsam dedim bu kafayı yemiş derler. İçimden 120 geldi. Daha sonra 120 yıl yaşayabiliriz yine bir kitap çıktı. Çok okuyorum, çok araştırıyorum ve söylediklerimin hepsi bilgilerin arkasındayım. Şimdi size bomba haber. Şöyle yaş 33 anlattım. Ha, çok önemli. Bir Alman profesörün, ben tabii Almanya'da olduğum için Almancam çok iyi, seminerine katıldım. O da vegan. Dedi ki, vegan başlayınca dedi, saçlarım çıkmaya başladı dedi. Ya biz de 15 yıldır vegan besleniyoruz. Her gün okşuyorum böyle bir şeyler. Bir şey çıkmıyor. Ulan bunlar ne zaman çıkacak falan derken, geçen saç kaşıma aklıma gelince, Dubai'ye gidiyorum. Yanıma bir beyefendi oturdu, biraz şişman. Uyuyor, kafası düşüyor. Ben dedim ki, dur dedim. Ben de dedim saçlarımı devam, arabada kullanırken masaj yapıyorum böyle. Hadi aslanlarım, ne zaman çıkacaksınız falan diyorum böyle. Böyle kaşıyorum. Böyle kaşınmaya başladım. Dur dedim, buna bir hikaye bulurum ben. Böyle, bu böyle uyandı falan. Ben devamlı kaşınıyorum böyle. Hayrol dedi, ya dedim ben dedim Antalya'dan İstanbul'a uçtum. İstanbul'dan da şimdi buraya geldim. Dubai'de işim bitti. Ne oldu dedim. Yolda giderken dedim, köpek yaralı. Hemen koştum, aldım köpeği dedim. Arabaya kucakladım, koydum. Ne oldu dedi. Ya dedim, veteriner ben aradım. Ya arkadaş, bu köpeği biz ayağını tedavi ettik. Tamam, ücretini fatura edeceğim de bu köpek uyuzmuş. Bunun uyuz tedavisi yapalım dedim. Ben herhalde uyuz oldum dedim. Ondan sonra bu yanından kalktı gitti. Ben de oh be dedim ya, bak hikaye tuttu. Şimdi tabii uyuz muyuz olmadık. Şimdi benim saçlarım çıkmaya başladı. Bakın 100 yaşından sonra diş çıktığını duyduk dediler ama gerçekten bakın şurada ben de çıkıyor çalı gibi böyle sert ve beyazlar da siyahlaşıyor. Yeni bir Ali Budu yaratıyorum. Sizler de yeni bir Hasan yaratın, Ayşe yaratın, Fatma yaratın. Kendinizi yeniden yaratın. Ben dinlediğiniz için sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum.